Direksiyonun herkese merhaba arkadaşlar, ben İlker. Bugün 24 Eylül tarihinde gerçekleştirdiğimiz çekilişin kazananı Ayşegül Hanım'a gidiyoruz. Ayşegül Hanım Rami'de oturuyor ve konum hizmetimizden yararlanıyor. Bu sebepten dolayı onu evinin önünden alacağız. Daha sonra dersimize başlayacağız. Ayşegül Hanım 6 saatlik paketi kazanmıştı sanırsam çekilişten. Ayşegül Hanım'a gitmeden önce hem benzinimizi alalım bir daha ara vermemek için, hem de Ayşegül Hanım'a ufak bir çikolata hediyesi alalım. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Konum hizmetimizden faydalandınız ve sizi evinizin önünden aldık. Bu yağmurlu havada bu konum hizmetinin faydasını çok güzel bir şekilde gördük zaten. Kesinlikle. Hiç yağmurdan ıslanmadım, direkt kapının önünden aldılar. Direkt kapıyı açtınız, bizim arabaya bindik. Gayet güzel oldu. Çekiliş kazandınız. Evet. Hangi şeyi kazanmıştınız? 6 saatlik en yüksek paketi kazandım ben. 6 saatlik en yüksek paket. İkinci dersiniz bu sanırsam. Bir dersi daha önce yapmıştık. Evet, bir dersi geçen pazar yapmıştık. Yani çekiliş cuma günüydü. Hı-hı. Cumartesi günü arkadaşlarınızla irtibata geçtim. Pazar günü ilk dersimi aldım. Yani hiç arada böyle bir bekleme olmadı. Yok, bekleme falan olmadı. Süper. Bu da kursumuzun zaten olumlu yanlarından birisi. Akademi direksiyondan memnun musunuz şu anlık? Önümüzde bir ders daha var. Evet, memnunum. Peki nelerinden memnun kaldınız akademi direksiyonu? Yani hocalardan çok memnun kaldım sizden. Korkumu yenmeme vesile oldunuz. Çünkü ben korkuyordum. Daha önce 10 sene önce de trafiğe bir çıkmıştım ama korkularımı yenemedim. 10 sene önce çıktınız ve 10 sene koltuğa... Sonra oturmadım. Yani arada bir oturdum ama öyle bir yerden bir yere götürmedim arabayı. Ha. Yani. Ama 10 sene önce gidiyordum bir yerlere. Sonra bir korku geldi. Biraz arabayı değiştirdik. Bu araba daha büyüktü. Ondan dolayı bir korku geldi. Peki ehliyetiniz kaç yıllıktı? 12 senelik falan. Wow. Aradan bayağı zaman geçmiş ama akademi direksiyona geldiğinde biz sana bu bütün korkularını yendirdik ve trafiğe artık çıkarttık seni. Evet. O ehliyet artık bir işe yarıyor. Evet, bir kenarda durmuyor. Peki bu derslerinden sonra akademi direksiyonu çevrene tavsiye edecek misin gerçekten? Kesinlikle. Herkese tavsiye ederim. Süper. Bu haber beni çok mutlu etti. Kursumuz da çok sevinecek bu habere. O zaman senden gelecek yeni öğrencileri biz bekliyoruz. İnşallah. Umarım onlar da geldiğinde... Kimse genç diye düşünmesin. Aynen öyle. Ben de yaşım var ama istedikten sonra her şey oluyor. Kesinlikle. O istek geldikten sonra bize başvurun. Korkunuzun üzerine gitmek gerekiyor. Ben de çok korkuyorum ama hep şunu düşünüyorum. Arabayı sürmeden öğrenemez. Kesinlikle. Evet, hata yapıyor muyum? Yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Evet. Herkes hata yaparak öğreniyor. Kimse trafiğe bilerek çıkmıyor. Herkesin aynen bir acemilik süresi var. Aynen öyle. Dışarıdan izleyenler aslında bu trafiğin çok zor olduğunu düşünüyor ama bu işin içine girdiğinde belki sende de öyle olmuştur. Evet, ben de hep böyle şimdi arabada giderken yan koltuktan hep korkuyordum. O ara sokaklardan nasıl ara geçiyor? Ara sokaklar nasıl geçiyor, nasıl karar veriyorlar? Ama insan burada sanki farklı kararlar verebilme yetisine sahip oluyor. Evet, çünkü bu büyük kütleyi sen yönettiğin için bütün haklar senin elinde. Evet. Ve bir şekilde o arabayı götürmen gerekiyor. Evet, aynen öyle. Ayşegül Hanım, ilk geldiğinizde sürüşünüz acemi diye tabir ettiğimiz şekildeydi. Hı-hı. Hatta ilk sürüşümüzde, ilk dersimizde sizi parkura götürmüştük. Evet. Orada iyileştirmeler yapmıştık. Hı-hı. Dersimiz öyle başlamış. Peki şu an sizce kendiniz nasılsınız? Daha iyiyim. Vitesleri ne zaman atacağını veya ne zaman küçülteceğimi daha iyi anlayabiliyorum arabayı. Aynen. Yani gaz, fren, debriyaj arasındaki kombinasyonları çok daha iyi yapabiliyorsun iyi artık. Zaten şu an E5'teyiz. Evet. İzleyenler de yani anlayabilirler. Ben seni buraya çıkartabiliyorsam, sen de bu güvene, özgüvene sahipsen bir şeyler yolunda gidiyor demektir aslında. Evet. Biraz tabii ki E5'te veya otobanda böyle herkesin korkulu rüyası sağa ve sola geçişlerde şerit değiştirmede korkuyor. Aha. Ama onu da artık anlayabiliyorsunuz birazcık aynalardan. Tabii. Tabii tam çözemedim ama şimdi daha iyi kendime güvenliyim. Pratikle zaten çözülecek şeyler. Direkt anlatmayla. Evet, anlatmayla olacak gibi bir şey. Aynen öyle. Aslında kuralı belli. Kuralı sana söyleyeyim. Sana zaten söylemiştim. İzleyenlerimiz de duysun. İlk önce sinyali veriyoruz. Sonra aynaya bakıp geçişimizi yapıyoruz. Normalde
öğrenciler ilk aynaya bakıp sonra sinyalini veriyor. Bu yanlıştır. Bu arkadan gelen arabayı durdurmaz. Biz burada soldan devam edebiliriz. Evet. Örneğin çok güzel bir şekilde şeridini değiştirdi. Burada arzu edersen bir tane daha şerit değiştirebilirsin. Evet. Bir saniye. Bir saniye. İstersen buradan da devam edebilirsin. Tamam. Evet, buradan devam. Yok, şu anda değiştirebilirim. Tamam. Gayet güzel. Sinyalini verdin, aynana baktın, evet, ve geçtin. Anlattığım şeyi uygulayınca her şey yerli yerine oturuyor, evet, oturuyor zaten. Zaten. En çok da yapılacak şey pratik zaten. Pratik kesinlikle. Yapmadan. Kesinlikle. Bir de ben çok düşünüyordum işte sağa nasıl geçerim. Onları da çok düşünmemek lazım. Çünkü hepsi trafiğin insanın akışında, evet, olan şeyler. Evet. Trafiğin bir akışı var, bir kuralı var. O da hayat gibi bir şey. Aynen. Ona uymak durumunda kalıyorsunuz. Kesinlikle. Biz buradan artık sola bağlanabiliriz. O zaman ne diyoruz? Herkes trafiğin içine girsin ki, evet, bir şeylere atılsın. Evet, kalmasın. Aynen, süpersiniz. Evet, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konum hizmetimizden dolayı Ayşegül Hanım şu an kendini tekrardan eve bırakıyor. Evet. Tam kapısının önüne. Dersimizi orada sonlandıracağız. Ayşegül Hanım, bu derste ne yaptık? Nasıl E5'e geçti çıktı sizce? Güzeldi. Evet. E5'te yağmurlu trafikte yani şerit değiştirmek, trafikte o akışa uygun olarak gitmek. Aynen. Onları görmüş olduk. Hepsini bol bol çalıştık. Evet. Ali Beyköy'de trafiğimize girdik. Daha, evet, sonra Bakırköy tarafına geçtik E5 yolundan. Evet. Her şeyi tecrübe etmeye çalışıyoruz. Evet. Zaten bir dersimiz daha var söylediğimiz gibi. O derste daha fazla böyle parka ağırlık vererek, evet, derslerimizi sonlandıracağız. Eğer ki biraz daha pratik yapmak istiyorum derseniz sizi tekrar bekliyor, İnşallah, olacağız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hı hı, tabii ki biliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben rica de ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Siz de. Herkese selamlar. Görüşürüz.